Herkese merhabalar. Pembe Matilem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hem yaz aylarında hem de kış aylarında kız bebekleriniz için kullanabileceğiniz gayet kolay ve şık bir tulum çalışması yaptım. Tulum çalışmamızda fırfır detayları ve bağcık detayımı kullandım. 2 adet düğme kullandım. Tulumumuza lastik kısmından başlayıp A kısmına doğru daha sonrasında eksiltmelerle devam ediyoruz. İki parça şeklinde örüyoruz. Fırfırlarımızı da yine parçalarımızı tek tek örüp yapıyoruz. Daha sonrasında kenar ve A kısımdaki dikey çalışmalarımızı da bitiriyoruz. Bağcıklarımızı da yine ayrı olarak örüp tulumumuza dikiyoruz. Tulumum için ben ip olarak kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre antipiylik özellikle bir ip. Örmek isteyenler için renk numaramız K257. Tulumum 6-12 aylık ölçülerindedir. Ve 4 numara şiş ile ben örmeyi tercih ettim. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak tulumumuzu yapımına geçelim. Tulumumuza 4 numaralı şiş ve 50 ilmeğimizle başladık. Hemen başlangıcımızda bir ilmek düzümüzü örüyoruz. Daha sonra bir ilmek tersimizi örüyoruz. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu şekilde tekli lastiğimizi yaparak tulumumuzu başlıyoruz. Bir ters, bir düz olacak şekilde tekli lastiğimizi yapıp devam ediyoruz. Tek sıra lastiğimizi, bir sıra lastiğimizi yaptık. Tekli lastik olarak. Şimdi düz gördüğümüz ilmeği düz, ters gördüğümüz ilmeği de ters olarak örüyoruz. Şu önümüzdeki ilmek düz, ters, düz, ters. Bu şekilde ilmeklerimizi yine aynı bir alt sırada olduğu gibi bir ters, bir düz lastik olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde toplamda 9 sıra olacak şekilde lastiğimizi örüyoruz ve daha sonrasında ön yüzümüze geliyoruz. Ön yüzümüzde tekrar devam edeceğiz. Tekli lastiğimizi 9 sıra örelim. 9 sıra lastiğimi ördüm ve ön yüze geldim. İlmeklerimin tamamını düz bir şekilde örüyorum. 50 ilmeğimi önden düz olarak örüyorum. İlmeklerin tamamını önden düz şekilde ördüm ve arka tarafa geldim. Burada da tamamını ters olarak örüyorum. Yani önden düz, arkadan ters olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bitiriyoruz ve ön yüze tekrar geliyoruz. Yine önden düz olacak şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü sıramız oluyor. Arkadan ters. Yine önden düz olacak şekilde toplam
5 sıramızı örüp arka tarafa, örgümüzün arka tarafına geliyoruz. 5 sıra düzümü yaptım. Şu şekilde gördüğünüz gibi 5 sıramızı ördük. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde ördüm. Şimdi arka tarafa 5 sıradan sonra geliyoruz. Ve burada bir düz sıra örüyoruz. Ve bir diş haşa sırası elde etmiş oluyoruz. Bu sıranın tamamını 5 sıra ördükten sonra bu sıramızı düz bir şekilde örüp bir sıra haroşa sırası elde ediyoruz. Daha sonra fırfır detaylarımızı bu haroşalarımızdan ilmek çıkartarak yapacağımız için bu şekilde haroşa sırasıyla bir yer, bir diş haroşa sırası elde edip oralardan ilmek çıkartacağız inşallah. Bu sıramızı bu şekilde karşıya düz bir şekilde geçelim. Sonrasında ön yüzümüze geleceğiz. Yine önden düz, arkadan ters şekilde örecek şekilde ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Elli ilmeğin tamamını düz bir şekilde ördüm. Daha sonra ön yüzüme, düz yüzüme geldim. Düz yüzümde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Tekrar arka yüze geleceğim. İlmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bu şekilde toplamda 9 sıra öreceğim. Daha sonra 9 sıra ördükten sonra yine örgümüzün ters tarafına gelmiş olacağım. Ters tarafında bir sıra düz öreceğim. Bir diş, bir haroşa sırası elde edeceğim. Daha sonra yine 9 sıra öreceğim. Yine bir haroşa sırası elde edeceğim. Arka taraftan düz dokuyarak. Yine 9 sıra daha öreceğim. Ve son kez arkadan bir sıra düz örüp bir haroşa sırası elde edeceğim. Bu şekilde toplamda sadece ilk başta 5 düz, sonrakilerin arası 9, 5 sıra, sonrakilerin arası 9 sıra olacak şekilde önden düz, arkadan ters olacak şekilde öreceğim. Bu şekilde toplamda 4 adet haroşa sırası 4 tane olacak şekilde öreceğim. Aralarını dediğim gibi ilk sırada 5 sıra, ilk haroşaya gelene kadar, ikinci haroşaya gelene kadar 9, üçüncü haroşaya gelene kadar 9 ve dördüncü haroşaya gelene kadar 9 sıra olacak şekilde örüp geliyorum. Tulumumuz için 4 tane haroşa elde ettik. Aralarda da 5 düz, 9 düz, 9 düz ve 9 düz olmak üzere bitirdim. Son haroşa sıramı elde ettikten sonra arka taraftan yapıyorduk haroşa sıramızı. Ön tarafta bir düz sıra örüp yine ters tarafa, örgümüzü ters tarafına geldim. Kenarda 4 ilmeğimizi haroşa olarak yapacağız. Kenarlarda ters örüyoruz. Ortadaki ilmeklerimizi de önden düz, arkadan ters ilmek olacak şekilde öreceğiz. Ön yüzümüze geldiğimizde eksiltme çalışmamızı yapacağız A kadar. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimizi ters şekilde örüyoruz. Son 4 ilmek kalana kadar. Dört ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Ve dört ilmek düzümüzü örüp her iki kenarda haroşalarımızı elde edeceğiz.
Yine ön sıramıza geldik. Ön sıramızda kenarlar 4'er ilmek. Daha sonra 4 ilmek haroşanın yanından 2 ilmek düzümüzü birlikte alıp 1 ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Sonda yine 4 ilmek yanında 2 düz ilmek, 4 ilmek haroşa ilmeğimizin yanında 2 ilmek düzümüz kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Ve her ön yüzde bu şekilde eksiltme çalışmalarımızı yapacağız. Dört ilmek yanında iki düzümüz kaldı. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde kesim işlemimizi yapıyoruz ve dört ilmek haroşamızı örüyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Dört ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra ortadaki ilmeklerimizin tamamını düz örüp yine 4 ilmek haroşayla bitiriyoruz. Tekrar ön yüzümüze geldik. Yine 4 ilmek haroşamızı örüyoruz. İki ilmeğimizi birden alıp 1 ilmek eksiltme çalışması yapmış oluyoruz. Daha sonra yine aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 2 ilmek düz kalana kadar. Kesim işlemlerimizi daima ön yüzden ve haroşa ilmeklerimizi ördükten sonra sağ tarafta, sol tarafta da haroşa ilmeklerimizi örmeden önce 2 ilmeğimizi düz ilmeklerimizi ördük. Kenardaki 2 ilmek düzümüze geldik. İlmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Şu şekilde kesim işlemimizi yapıyoruz. Ve 4 ilmek haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde önlerden eksiltmelerimizi yapıp gidiyoruz. Biraz eksiltmelerimizi yapalım. En sonda kaç ilmek kaldığını size söyleyeceğim. Eksiltmelerimiz bitince. Eksiltmelerimi yapıp A'ya kadar geliyorum. İlmeklerimizi 18 ilmeğe kadar eksilttik. Şimdi son kesim işlemimizi de birlikte yapalım. Kenarda 4 ilmek haroşamızı örelim. Daha sonrasında 2 ilmeğimizi birden yine alalım. Son 2 ilmek düz kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde döndürüyoruz 2 ilmeğimizi. Kesim işlemimizi yapıyoruz. 4 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta 4 ilmek yine haroşamı aynı şekilde örüyorum. Aradaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyoruz. Yine sondaki 4 ilmek haroşamızı da örüp kesim işlemimizi bu şekilde artık bitirmiş oluyoruz. İlmeklerimizi 16 ilmek kalana kadar kesim işlemimizi yaptık.
Şimdi ön yüzde ilmeklerimin tamamını örerek kesme tekniğiyle kapatıyorum. Bir ilmek örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Örerek kesme tekniğini bütün videolarımda gösteriyorum sizlere. Örerek kesme tekniğiyle A kısmımızı kesiyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kesip kapattım. İlmeklerimi A bölümünden tamamen kapattım. Şimdi geliyoruz haroşalarımızın olduğu yere. Burada fırfır detaylarımızı yapacağız. Fırfırlarımız 4 adet olacak. Şu üst bölümden bir tane gösteriyorum. Diğerleri hep aynı şekilde olacağı için. Şimdi burada şöyle yakından göstereyim. Bir üstte, bir altta, bir üstte, altta olmak üzere haroşalarımız görünüyor. Üstteki, şu üstteki ilmeklerimizden alıp şu şekilde, ben tığ yardımıyla yapıyorum. Sizler isterseniz şişle de yapabilirsiniz. Bana tığla yapmak daha kolay geldiği için tığla yapıyorum. Tığla şu şekilde üst bölümden ilmeklerimi alıyorum. Toplam şişimde 50 ilmek olacak. Şu şekilde tığı da bekletiyorum. Ve çıkartıp şişimize geçiriyoruz. Şişimize geçirdik. Tekrar yine tığ yardımıyla ilmeklerimi alıyorum. Bu şekilde toplamda 50 ilmek olacak şekilde ilmeklerimin tamamını çıkartıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde tığla alıyorum. Şişimin üstüne geçiriyorum. Şu şekilde. 50 ilmeğin tamamını çıkardım ve önden düz, arkadan ters olarak öreceğimiz için şimdi örgümüzün ters tarafına gelmiş oldum. Ve ters tarafında örgümüzde arttırım çalışması yapacağız. Hemen köşedeki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Çıkarmadan şu arka bölümden biraz zorlanacaksınız. Bu ters örerken maalesef arttırım çalışmalarımız bu şekilde bir daha deneyeyim. Şu şekilde içinden geçireceksiniz. Bir tane ters ilmek öreceksiniz. Şu şekilde öreceğiz. Şöyle çıkarmadan arkadaki ilmeğin arka tarafından şu şekilde örüp çıkartacağız. Yine tekrar gösteriyorum. İlmeğimizi örüyoruz. Biraz şöyle bol bir şekilde çıkartalım. İlmeğimizi şu arka tarafından şu içinden geçirerek ilmeğimizi şöyle çıkartıyoruz. Her bir ilmekten 2 ilmek elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde yine ters olarak
Biraz zorlanabilirsiniz. Şöyle arka taraftan aradan geçirerek çıkartıyoruz. Yine tekrar göstereyim. Şu şekilde bir tane ters ilmek örüyoruz. İlmeğimizi çıkartmadan arka taraftan şu şekilde aradan şişimizi alıp şöyle çıkartıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 50 ilmeğimizi toplam 100 ilmek yapacağız. Daha sonra ön yüzde düz örgülerimizi örmeye başlayacağız. Son kez göstereyim. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Şöyle. Daha sonra arka taraftan şu şekilde bir ilmek daha alıyoruz. Bu şekilde arttırım çalışmalarımızı yapalım. İlmeklerimizin tamamını ters taraftan her iki ilmekten birer adet daha olmak üzere, yani ikişer adet, bir ilmeğimizi ikişer adet yapıyoruz ve toplam 50 ilmeğimizi 100 ilmeğe çıkardık ve örgümüzün düz yüzüne geldik. Şimdi düz yüzünde örgümüzün ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Yüz ilmeğimiz olmuştu. Yüz ilmeğimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. Toplamda 7 sıra yapacağız. Önden düz, arkadan ters olarak, önden düz, arkadan ters olarak örüp 7 sıramızı elde edelim ve örgümüzün arka yüzüne gelmiş olacağız. Şu şekilde. Önden düz, arkadan ters olacak şekilde arttırma sıramız haricinde 7 sıra daha ördüm ve örgümün arka yüzüne geldim. Örgümüzün arka yüzünde şimdi iki diş haroşa elde edeceğiz. Onun için ilmeklerimizi düz olarak örmeye başlıyoruz. Arka yüzde iki diş haroşa sırası öreceğiz fırfırımızın son kesmeden önce. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bir diş haroşamız ortaya çıktı. Şimdi önden tekrar örüyoruz. Arkadan bu sıramızı karşıya geçiyoruz. Önden tekrar düz örüyoruz. Arkadan örüp iki diş haroşamızı elde ediyoruz. Ve ön tarafa gelip örerek kesme tekniğiyle yine ilmeklerimizin tamamını kapatacağız. Böylelikle ilk fırfırımızı bitirmiş olacağız. İki diş haroşa sıramı ördüm ve şimdi örerek kesme tekniğiyle bütün ilmeklerimi kapatıyorum. İki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Bir ilmek daha örüyorum. Yine arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek bütün ilmeklerimi aynı şekilde kapatıyorum. Ve böylelikle İlk fırfır detayımı yapmış oluyorum. Bu şekilde bir ilmek örüyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirip
hem örüp hem kesiyoruz. Örerek kesme tekniğiyle fırfır detayımızı gördüğünüz gibi bitirdik. Daha sonrasında ikinci diş haroşamızı da aynı birinci fırfırımızda yaptığımız gibi yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncüyü de aynı şekilde yapıp böylelikle 4 adet fırfır elde etmiş oluyoruz. Ve fırfır detaylarımızı yaptıktan sonra daha sonrasında aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Yine 50 ilmekle başlıyoruz. 9 sıra tekli lastiğimizi örüyoruz. 5 sıra düz, 1 diş haroşa, 9 sıra düz, 1 diş haroşa, 9 sıra düz, 1 haroşa, 9 sıra düz, 1 haroşa ve daha sonrasında kesme işlemleriyle yine aynı şekilde bitirip 16 ilmeğimize kadar kesim işlemlerimizi yapıp örerek kesme tekniğiyle bitiriyoruz. Ve yine fırfır detaylarını da aynı şekilde 4 adet olmak üzere yapıyoruz. Ve daha sonrasında dikiş işlemi için geliyoruz. Tulumumuzu bitirdim. Fırfır detaylarını yaptım. 2 parça olarak ördüm. Daha sonra şu orta bölümden arka taraftan birleştirdim şu şekilde. Diğer tarafını da şimdi sizlerle beraber birleştireceğim. Şu şekilde karşılıklı getirip şöyle dikeceğiz şimdi. Şimdi tığım iğnemizi alıyoruz. Hemen şu iki kenardan şöyle yakınlaştırayım. Karşılıklı olarak dikim çalışmasını yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde dikiyoruz. Daha sonra geliyoruz. Şu kenardaki ilmekten alıyoruz. Tekrar yine buradaki yere geliyoruz. Bir sağ taraftan, bir sol taraftaki parçadan alarak dikişimizi o şekilde ilerliyoruz. Yine buradan karşı taraftan aşağıya doğru bu şekilde ilerliyoruz. Geliyoruz şuraya. Şu şekilde şuradan karşılıklı gelecek şekilde haroşalarımızı birleştiriyoruz. Aşağı doğru yine düz ilmeklerimizi örüyoruz. İğne ile birleştiriyoruz. İğne ile birleştiriyoruz aşağı doğru. Yine bir sağdan bir soldaki parçadan ya da bir ön bir arkada diyebilirsiniz. İki parçadan karşılıklı olarak alıyoruz. İlk başta gösterdiğim gibi. Daha sonra yine şunları böyle şu şekilde dikiyoruz. Yine aşağıya doğru ilerliyoruz. Lastikten başlayıp şu düz yere kadar dikişimi yaptım. Size bir tanesini göstereyim. Daha sonra şu iki parça için başlangıç için yaptığımız haroşalarımızdan şu dip taraftan bir tane alıyoruz. Şöyle geliyoruz yine karşı taraftan da şu şekilde alıp birleştiriyoruz. Yine fırfırlarımızı üst tarafa şöyle atıp tekrar aşağıya doğru şu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde şu en sonki fırfır detayımızın olduğu yere kadar tulumumuzu dikelim. Kenardaki dikiş çalışmamızı aşağıya doğru yaptık şu şekilde. Parçalarımız da şu şekildeydi. Bütün parçalarımız dikimini yaptıktan sonra daha sonra bu aradaki yerleri de dikiyoruz. Gördüğünüz gibi fırfırları birbirine diktim. Ben en sonunda bir tane bıraktım size göstermek için.
Şimdi buralarda kesme işlemimizi yaptığımızda daima ilmeğimizi biraz uzun bırakalım ki dikiş işlemi için kullanırız. Bir daha iplik takmamış oluruz. Sizin için de kolaylık olur. Hemen yine ilmek başından ilmeğimizi geçiriyoruz ve haroşalarımızı karşılıklı olarak dikiyoruz. Yine burayı da aynı. Daha sonra yine hüzünlüklerimizi şu şekilde içinden geçirerek karşılıklı olarak dikiyoruz. Yine buradan bir sağdaki parça, bir soldaki parça olmak üzere düz ilmeklerimizin arasından geçiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şuraya batıp örgümüzün arka tarafına çeviriyoruz. Diğer taraftaki iplikle beraber sabitliyoruz. Daha sonra aralardan geçirerek sıkılaştırıyoruz. Bu şekilde dikim çalışmamızı da yaptık. Bu şekilde bütün parçalarımızı yine hem bu tarafta da bütün parçalarımızı, fırfırlarımızı birbirine dikiyoruz. Fırfırlarımın tamamını kenarlardan diktim. Bu şekilde kabarık kabarık çok güzel bir tulum çalışmamız oldu. Şimdi A kısmımızı birleştireceğiz. Tulumumuzun tersini çeviriyoruz. Orada bıraktığımız ipi iğneye geçirdik. Şöyle A kısmındaki karşılıklı olarak şöyle getiriyoruz. Ve şöyle haroşa başlarından dikiş çalışmamızı yapıyoruz. Şu şekilde. Yine karşılıklı olarak haroşa başından A kısmımızı da bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde her iki tarafın ön ve arka parçanın anda şöyle karşılıklı olarak geçiriyoruz. Bir daha göstereyim. Şu şekilde geçirip A kısmımızı da bu şekilde bitiriyoruz. A kısmımızı diktikten sonra bağlarımız için geleceğiz. A kısmımızı bu şekilde dikiyoruz. Şu şekilde düzgün bir çalışmamız oluştu. Tulumumuzun dikiş çalışmalarını bitirdik. Hem A'dan hem fırfır detaylarımızın tamamını diktik ve çok güzel bir tulumumuz oldu. Daha sonra ben düğmelerini diktim ve bağcığımızın da bir tanesini ördüm. Bağcığımızı ayarlamalı şekilde yaptım. 2 adet düğme iliği koydum. İsterseniz burada, isterseniz burada kullanabilirsiniz. İsterseniz bağcık yapmadan da kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bağcığı da ördüm. Size sayılarını vereyim. İlk düğme iliğine kadar toplamda 74 sıra, 74 diş haroşa sırası ördüm. 8 ilmekle başladım ve ilk düğme iliğine geldim. İlk düğme iliğimiz için şöyle 4 ilmeğimizi örüyorum. Daha sonra
1 arttırıyoruz. 1 ilmek atıyoruz. Sonrasında 1-2 ilmeğimizi birden kesip ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Arka tarafa geçiyoruz. Düğme iliğimizden sonra 5 diş haşa sırası örüyoruz. İkinci düğme iliğimizi açıyoruz. Daha sonrasında 4 diş haşa sırası örüp örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizin tamamını kapatıyoruz. Daha sonra dikiş çalışmasıyla tulumumuza dikeceğiz. Ben bağcımı bitirip geliyorum. Bağcığımı bitirdim. Şu şekilde 5 diş 2 4 5 diş haşa sırası ördüm. 2. düğme iliğimi açtım. 4 diş haşa sırası örüp örerek kesme tekniğiyle kapattım 8 ilmeğimi. Daha sonrasında diğer tarafa geliyoruz. Başlangıç kısmına. Başlangıç kısmımızda birazcık ip bırakmıştım daha öncesinde. Şimdi bu tarafa düğme iliğinin hemen düğmenin olduğu yere dikmiştim. Bunu da yine aynı o hizada aynı yere dikiyorum. Şu şekilde getiriyoruz. Şöyle sırayla şu şekilde dikiyoruz. Şöyle çok bir alttan bir üstten alarak dikiyorum ki alttaki örgüyü de bozmasın. Şu şekilde şuradan dikerek birleştiriyoruz. Yine bir alttan bir üstten şu şekilde birleştirelim. Tulumumun bağcını da diktim ve gördüğünüz gibi düğmelerimizi de taktık. Çok güzel bir tulum çalışmamız oldu. Kız bebekleriniz için rahatlıkla hem bağcıklı hem bağcıksız olarak kullanabileceğiniz bir güzel tulum çalışmamız oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.